Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 9 Ekim 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar birkaç güne buralar çok hareketlenir. Benden söylemesi zaten bu videoda da hareketlenecek. Artık transfer duyumlarına başlıyoruz. <laughs> Hocam bismillah daha 15 Eylül'de transfer dönemi kapandı. Şimdiden transfer duyumu mu olur? Asıl şimdiden sonra olur. Sebebini de söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar transfer çalışmaları şimdiden belirlenir. Şimdi 15 Eylül. Bakın Fenerbahçe güzel bir maç. Güzel bir galibiyet. Her şey süper. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendi Fenerbahçe'miz. Ve e, yetmez gibi yetmez gibi 16'da 16 galibiyetle taraftarın gönlünü çaldı. Aslında İsmail Kartal yönetiminde 16'da 16. Çünkü Jesus'ta son 2 resmi maçımızı kazanmıştık. Bu arada İsmail Yüksek, Ceko, Tadic, Verdi Kadıoğlu hangisi maçın adamı anketine sunduk ama <laughs> bakalım ne olacak sevgili arkadaşlar. Teknik direktör İsmail Kartal hücum ederken savunmada önlemimizi alıyoruz. Savunma yaparken de hücumu düşünüyoruz. Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal her şeyi planladığımız gibi Kasımpaşa takımı da iyi takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza yaptığımız antrenmanlarda ve analizlerde anlattık. Ben hep buna vurgu yapıyorum. İsmail Kartal çok iyi bir analiz uzmanı diye. Hocam sadece analiz olmaz. Babalizi de yapması lazım derseniz bir şey diyemem. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisinde varyasyonlarımızda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonlarımız vardı. Gol de geldi. İkinci ve üçüncü golü ilk devre bulamadık. İkinci ara biraz daha tempoyu arttırmamız gerektiğini, ikinci, üçüncü hatta dördüncü golü atmamız için mücadele etmemiz gerektiğini oyuncularımızla konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik ve rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Neredeyse de hiç vermedik. Çok daha fazla pozisyonlara girdik ve çok daha fazla pozisyon ürettik. Önemli olan 3 puandı ve 3 puan aldığımız için yine oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi. Şimdi takım savunmasına ilgili olarak savunmayı iyi buluyorum. Çünkü futbolda sadece hücum diye bir şey yoktur. Sadece defans diye de bir şey yoktur. Biz hücum ederken savunmada önlemimizi alıyoruz. Savunma yaparken de hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki bölümünde aynı anda yapıyoruz. Oyuncularımla 3 aydır beraberiz. Oynatmak istediğimiz bu oyun ve sistem bunu gerektiriyor. Biz de bu şekilde devam ediyoruz diyor. Cengiz ve Emre Mor'la ilgili Cengiz'in der ve Emre Mor'un milli yaranlarından takıma dönecek olmasıyla ilgili de İsmail Kartal şunu söylüyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi size? Fenerbahçe haftalardır kanatsız oynadı biliyor musunuz? <laughs> Haftalardır Fenerbahçe kanatsız oynadı sırıtmadı Abi İsmail e, Yüksek Orta sağ 6-8-10 oynar okey Tadic'in asıl mevkisi 10 Tadic'i kanat oynatıyoruz İrfan asıl mevkisi 8 Kanat oynatıyoruz Joshua King'in asıl mevkisi Santrafor Kanat oynatıyoruz Bir Kent'in asıl mevkisi kanat onu da sonradan falan oyna alıyoruz Şimdi Tabii ki Türk oyuncu elimizde az. Onun için değişiklikler yapma adına başka mevkiden oyuncular çıkarıp yabancı Türk bayağı elimiz zordu diyor bunu. Ben maçın bitiminde de söyledim. İrfan Can Kahveci değişikliğinde. Milli aradan sonra hem Emre Mor'un hem de Cengiz'in aramıza dönmesi kadro derinliği açısından bizim için iyi olacak. İnşallah bir an önce aramıza dönerler diyor. Galatasaray'la birlikte ligi domine ediyorsunuz. Şampiyonluk yarışı iki takım arasında mı geçecek? İsmail Kartal. Şu anda biz ligin lideriyiz. Galatasaray ikinci. İnşallah üçüncü de olur. Yani mutlu olsun da ben Galatasaray'ın daha çok kazanmasını istiyorum. Galatasaray ikinci başkalarının ne yaptığını neler yapacağını düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımıza bu şekilde konuştuk. Kendi yolumuzdayız. Şimdi arkadaşlar aslında şunu söylüyor. Fenerbahçe maçlarını oynayarak kazanıyor ama rakiplerin maçlarında çok tartışılan pozisyonlar oluyor. Bu sizi endişelendiriyor mu? Yani şu anda biz ligin lideriyiz. Galatasaray ikinci. Başkalarının ne yaptığını, neler yapacağını düşünmüyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Oyuncularımıza bu şekilde konuştuk. Kendi yolumuzdayız. Biz başkalarının ne yapacağını hani matematiğine bakmıyoruz. Biz önümüzdeki oynayacağımız ilk maça bakıyoruz. Bütün matematik bu. Buraya odaklandık. 3 puan aldık. Önümüzde Hatay maçı var. Bütün odak noktamız o maçtan 3 puan almak olacak. Başkalarının ne yaptığı, neler yapacağına ilgili yorum yapmıyoruz. Çok güzel. Politik bir cevap. Çok zekice bir cevap. Flick de Batshuayi'yi zaçsa bırakmadı. Taraftarında tepkisini çekti. Hani saha içerisinde yaptıklarından dolayı sizden özür diledi. Batshuayi'nin davranışına hakkında ne düşünüyorsunuz?" demişler. İsmail Kartal, santraforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor Batshuayi. Topun başına geçti. Bunlar normaldir. Büyütmeye gerek yok. Batshuayi oyuncumuz. Bunlar çok normal şeyler." diyor. Aslında sonra ben bir parantez açacağım. Merak etmeyin. Bak Türk oyuncunun az olmasından bahsediyor. Hani e, Fenerbahçe'nin kadro kalitesi aldı başını gitti. bir şey geldi. Ona diyor ki bütün meslektaşlarımız arkadaşımız kalite farkı biraz var. O konuda haklılar. Kalite farkı var diye de hani burada bir oyun var. Güçlü bir oyun var. Geçen sene bu takım farklı bir sistemle oynuyordu. 10 tane yeni oyuncu gelmiş bu kadar kısa zaman içerisinde. İsterseniz dünyanın en iyi oyuncularını getirin. Ortaya bir şey çıkartmak zorundasınız teknik direktör olarak diyor yani Türkçe olarak şunu söylüyor. Diyor ki bir sürü futbolcunun geldiği bir takımdan bahsediyoruz. Hani biz eşek başımayız diyor. Biz de bir şeyler yaptık diyor. Yani Türkçe tabiri bu arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Her şeyi planladığımız gibi. Söylemiştim. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisindeki varyasyonlarda, oyunlarda, organizasyonlarda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı. Oradan gol de geldi. İkinci yarı biraz daha tempo arttırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik. Pozisyon vermedik diyor. 3 aydır görevdeyim. 4-5-0 evime gittim. Biraz yoruldum. Bu milli arada 1-2 gün eve gitmek istiyorum diyor. Tabii ki de git Şeker hocam. Hatta şeyse biz de gelelim. Ev boyanacaksa badana falan varsa tamirat, tadilat. Para falan istemeyiz yani seve seve yaparız. Ya şunu söyleyeyim. Bakın pozisyon vermemekte güzel. Ya da ben matematiksel konuşayım dur. Futbolcularımız Kasımpaşa galibiyetini değerlendiriyor. Futbolcuların konuşmasından sonra ben size biraz matematikle yükleneyim mi? Acam matematik deyip durma ya okulda da zaten sıkıyorlar bizi sende şimdi matematik su sor Soru değil merak etmeyin soru sormayacağım. Matematiği ben vereceğim. Şimdi maçın ardından Ryan Kent. Rakip kalede çok fazla şans yarattık ve topa sahip olan topu kontrol eden taraf bizdik diyor. Maçı iyi başladığımı söyleyebilirim. Öyle de düşünüyorum. Bana göre rakip kalede gerçekten çok fazla şans oluşturduk. Devre arasında hocamızın değindiği bir konu vardı. Oyunun belli noktalarında ritmimiz birazcık düştü. İkinci araya çıktığımızda daha agresif bir şekilde daha iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi rakip kalede çok fazla şans oluşturduk. Ve topa sahip olan, topu kontrol eden taraf bizdik. Bugün onlara pek fazla şans tanımadık diyor. Milli arayla ilgili milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu süreye kadar bana göre takım olarak çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Zaten bunun meyvesinde sağda gösterdiğimiz oyunu aldığımızı düşünüyorum. Bu milli takım arası rejenerasyon bakımından da iyi gelecektir. Ama döndükten sonra aynı şekilde kazandığımız yerden devam etmek istiyoruz diyor. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Milli aranın dönüşü sıkıntıdır ama milli araya gitmek de sıkıntı. Hani futbolcular bıraktı artık kendini. Farkında mısınız? Biz bu maçı eğer milli araya bir iki maç kala oynasaydık belki kaçırdığımız golleri atardık. O futbolcular artık bıraktılar. İsmail Yüksek kazanma alışkanlığı yakalamak önemli bir şey demiş. Kesinlikle önemli bir şey. Liderliği tekrar ele aldığımız için tabii ki de mutluyuz. Bırakmak da istemiyoruz. Yoğun bir takvimi kazasız atladığımız için de mutluyuz. Hocamızın da söylediği gibi artık galibiyet serisine saymayı bıraktık. Çünkü kazanma alışkanlığını yakalamak çok önemli bir şey. Bir bütün olarak takım halinde çok iyi durumdayız. Dediğim gibi yoğun bir takvimi atlattık. Şimdi milli takım odaklanma zaman inşallah orada da ülkemizi gururlandırırız. Milli takımımızın Hırvatistan Letonya maçları. Ülkemizi bilen, geçmişte ülkemize çalışan bir hoca. Tekrardan ona da hayırlı olsun diyor. Şeyle ilgili. Son kampımız, kampımızda istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama artık orayı unutup önümüzdeki kampa. Hırvatistan ve Letonya maçlarına odaklanmamız lazım. Yeni bir ekip. Yeni gelen oyuncular da olacak. Herkes için umarım hayırlısı olur. Bizim artık oraya odaklanmamız lazım. İnşallah ülkemizi Avrupa Şampiyonası'na götürmeye çalışacağız. Diyor. Her geçen gün kendi pozisyonuna alakalı araştırmalar yapıyorum. Kendi mevkimin en iyi oyuncularını izliyorum demiş. Muhtemelen beni izliyor. Yani Aurelio'yu falan izlese olur. Ve Kao her hafta üstüne koyarak gelişmeye devam ediyoruz. İşte burayı keseceksin. Koyarak gelişmeye devam ediyoruz diye ekleyeceksin. Bak bakalım nasıl kaos oluyor. Şimdi Bekao bugün almış olduğumuz galibiyetten dolayı çok mutluyum. Sadece ben değil bütün takım olarak çok mutluyuz. Çünkü çok iyi ve sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kadar puan almamızın sebebi çok çalışmamız. Gerçek anlamda hafta hafta üzerine koyarak gelişmeye devam ediyoruz. Çok çalışıyoruz. Bugün de 3 puan almak bizim için çok önemli. Zor bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. İstediğimiz 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Ferdi Kadıoğlu kısa konuştum. Önemli olan tabii ki 3 da ama bence bugün 3 puandan ama bence bugün daha fazla gol atmalıydık. 2 gol yeterli değildi. İlk yarı ben de bir gol atabilirdim ama olmadı. Şimdi dinlenme süreci. Milli takımda önemli maçlarımız var diyor. Bu arada Türk futbolcular milli takımdan dönüşlerinde yani bir hafta bekliyor. bir hafta sonra maçımız. Türk futbolcular son maçını oynuyor. Bir hafta sonra resmi lig maçımız. Açılan çok güzel. Ee, şimdi İsmail Kartal'a 3 eleştirim var. Bu şampiyonluktan edebilir. Bunu yayında da söyledim dünkü maç sonunda ama çok izlenmediği için bir de burada belirteyim. Bir, duran topları çok kötü kullanıyoruz ona mutlaka çözüm bulmamız lazım. 2. Takımın duran topçusu belli değil. Buna da çözüm bulmamız lazım. Şimdi sıkıntı değil ama bu ileride sıkıntı yapar. Yani çatışmalar olmasın. 3. 8 ya da 10 numara penaltı noktasında yoktu. Yani ataklarda bunların da destek vermesi lazım. Şimdi teknik direktör rakip teknik direktör Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş. Venerbahçe ile oynuyorsunuz. Diğer yara alana gitmek 30. dakikalara buldu. Fenerbahçe'nin çok etkili oyuncuları var. Biz de gol atamadık. Böyle olunca da kaybediyorsunuz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hak ederek kazandılar diyor. Bak hak ederek kazandılar. Kolay bir penaltı verdi hakemimiz. Devreye 1-0 girmek başka. 2-0 girmek başka. Fenerbahçe'nin çok etkili oyuncular var. Biz de gol atamadık. Böyle olunca da kaybediyorsunuz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. 3 puan hak ederek aldılar diyor. Şimdi Galatasaray Başakşehir maçında çok kolay bir penaltı aldı. O penaltı almasa galip gelemeyecekti. Belki yenilecekti. Yenildiğini düşünün fazladan 3 puan. Gaziantep maçında Saçma bir penaltı aldı. Zaten o saçma penaltıdan önce de o da gol attılar. Yani bunlar hiç dile getirmiyorlar ama Fenerbahçe penaltı. Bak ben bu penaltıları vermem. Geçen Şampiyonlar Ligi maçında Zaha rakibin ayağına yani hareket yaparken ayağı rakibin ayağına çarpıyor. Diye dedim ki ben buna da penaltı veririm. Zaha kendi yapıyor. Ona bile penaltı istiyorlar. Ya ben dediğim gibi abi şu penaltıyı Galatasaray'a ben yani şey yapmazdım memnun kalmazdım. Aynısını kendim için de söylüyorum. Herkesten de bunu bekliyorum. Şimdi ben rakip teknik direktöre kısmen katılıyorum ama şu var. Aynı penaltı Kasımpaşa lehin olsa yine verirlerdi. E Fenerbahçe'ye vermelerine biz şaşırdık. Bak Kasımpaşa aynı pozisyona kalsın penaltı verirlerdi. Geçen hafta daha netlerine vermediler. Haftalardır vermediler. Bu penaltıların daha hafifini Galatasaray'a sürekli verdiler. Biz buna kızıyoruz. Ya kimse bizden yana olmadı. Rakipler ağla dedi geçti. İşin ağla dediği boyut onları buldu. Bakın matematik konuşuyorum. Fenerbahçe karşısında takımların gol beklentileri. Kasımpaşa 0.19. Spartak Tırnava 0.77 Kaldı ki aldı at diye biz verdik. Rize Spor 0.24 Başakşehir 0.2 Alanya Spor 0.1 Nörçland 0.41 Bakın 0.41'de bir gol yedik. 0.77'de bir gol yedik. Diğer 0.24'ü bulmayanlar da yemedik. Yani varın düşünün arkadaşlar. Fenerbahçe'nin savunma gücünü. Ve bu savunma gücü aslında bizi şampiyonluğa taşıyabilecek etmenlerden biri. Sevgili Doktor Gürkan Kubilay diyor ki Süper Lig'de bir takımın bir maçta rakibine verdiği ortalama gol beklentisi oranı 1.17. Fenerbahçe son 3 maçta sadece 0.17 verdi. Çin sette gibi diyor. Maşallah maşallah. Şimdi Hocam Fenerbahçe kolay takımlarla oynuyor. Galatasaray zor takımlarla oynuyor. Şimdi hangisi daha zor takımlarla oynamış? Yine Doktor Gürkan Kubilay'ın Kubilay, ın, Kubilay ın analiz ekibi hazırlamış. Bunu net ölçmek mümkün değil. Fakat oynadıkları takımların şu andaki sıralamalarına bakıldığında çok güzel bir şey. Fenerbahçe ortalama 12.2. sırayla oynamış. Galatasaray ise ortalama 14.1. sırayla oynamış. Ya yani ortalama Fenerbahçe hep 12. sıra takımlarla oynamış. Galatasaray hep 14. sıra takımlarla oynamış. Ya yani bir de mesela Fenerbahçe Rize Spor gibi zor bir rakibi 5 golle uğurladı. Kasımpaşa yabana atılacak takım değil. Antalya Spor mesela Fenerbahçe karşısında aslan kesildi. Galatasaray'ı hakemle mağlup etti. Yani yenildiler. Durumu görüyorsunuz. Şimdi çok fazla eleştireceğin şey var. Mesela Serdar Ali Çelikler diyor ki bir yan sporsa sesleniyorum. Maçın görüntülü yönetmeni kimse Her maç bunu belirtin. Biz de ona göre bakalım. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra Bekao ile Engoy'un pozisyonu gösterildi. Fakat yetmez. Dünyanın gaz ve toz bulutu olduğu hale kadar gidebilirsiniz yani. Bu algı çalışmalarını yemeyiz. Yönetmen neyin peşindesin? Yönetmenin kişisel fanatizmine göre yayın yapılmaz demiş. Şimdi ben tekrar ediyorum. Bakın. Her temas faul değildir. Bunu bir kafanıza sokun. Her temas faul değil. Fenerbahçe futbolcu aman bir şey yapsa da golü iptal etse diye bu kadar ellerinizi avuşturmayın. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar avuşturmayın. Bak Ceko. Kemal Aslan diyor ki Ceko bu sezon 20 gol atar diyor. Ya Ceko'nun 20 gol, 30 gol, 50 gol katkısı değil. Anlamıyorsunuz. Ceko'nun takım oyununa katkısı önemli. Bak skor yapmasa da olur. Oğulcan Akçe de 10 golü görür demiş. Ben şunu söylüyorum bak. Bazı futbolcular vardır. 50 gol atar. Hiçbir şey yapmıyor. Mesela geçen seneki Valencia'yı mı istersiniz? Edin Ceko'yu mu? Deplebi gibi gol atıyordu. Ben geçen seneki Valencia'yı istemem abi. Şu takımda geçen seneki Valencia'yı kesinlikle istemem. Dert yüküydü. Kahır yüküydü. Şimdi Oğulcan Canakçı hücum bir yana Fenerbahçe'nin muazzam kompakt bir savunma takımı demiş. Katılıyorum. Yağız Sabuncuoğlu Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacaksa %30-35'lik performans doğrudan Ceko ile gelecek diyor. Bizim bak ben iddialı bir cümle kurayım. Fenerbahçe taraftarı Ceko'yu hala anlamadı. Hala anlamadı. Ne yaptığını anlamadı. 8 mi? Ya, bak Kemal aslında diyor ki Ceko'yu eleştirirken bir 3-5 dakika ne yapıyorum diye düşünmek lazım. 10 numaraya evriliyor. 8'e evriliyor. Gelin Ceko 9.5 diyelim diyor. Bak. Geriden oyun kuruyor. ileride şeyleri sağlıyor. Hani anlatabiliyor muyum? Her şey burada bitiyor. Ve Bak şu ay kısmını konuşalım mı? Bu arada Edincek o Kasımpaşa'ya attığı golle birlikte Trendiyor Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sinde gol katkısı vermiş. Gaziantep 2 Samsun'a 1, Ankara Gücü maçı asist, Antalya maçı gol asist, Alanya maçı asist. Sadece Rams Başakşehir maçında skor katkısı üretememiş. Onda da üretmesin biz zahmet zaten 4-0 aldık. Çaykur Rize maçı, Kasımpaşa maçı böyle bir değer var elimizde. Hep söylüyorum bak Fenerbahçe taraftarı birlik olacak. amacım yok. Birlikte olacak. Sonra yönetim takımın arkasında duracak. Ardından takım ve İsmail Kartal kendilerine yakışanı yapıp bu takımı şampiyonlar yapacak. Bu takımı şampiyon yapacaklar. Şampiyonlarla yapacaklar. İnşallah farklı kulvarlarda hep şampiyon yaparlar. Hani o günden sonra biz mutlu olacağız. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu bence Batşuay'ı Fenerbahçe'yi zihninde bitirmiş diyor. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'nun şu yorumu beni yaraladı. Bu yorum biraz Fenerbahçe düşmanlığı içeren bir yorum. Bak katılıyorum aslında. Ben neyine katılıyorum onu da söyleyeyim size. Bat şu ayı biraz e, hani beceriksiz gibi geldi. Oğul Canakçı diyor ki Bat şu ayı tarz olarak konu alternatifi olamıyor. Bak bu daha doğru. Niye daha doğru onu da söyleyeyim. Bat şu ayı Sprinter forvet koşucu forvet. Ceza sahası içerisine kenardan kanattan gelebilecek forvet. Yani Batu Şua'yı e, nasıl diyeyim size topla haşır neşir değil de pozisyon bulacaksın. şu ayı pozisyona sokacaksın. O da atarsa atacak atamayacaksa sövdür e, sevdiremeyecek kendini. Böyle bir forvet. Ama Edinceko bak Edinceko aşçıdır. Batu ayı yiyicidir. Edince komut temizler. Tezgah temizler. Hani yemeği yapar. Sunumu yapar. Tabakları hazırlar. Önüne sunar. Batu ay sadece yer. Aradaki fark bu. Bunu bir anlayalım. İkincisi. Şimdi Batu ay eleştirilerinin bir kardeşimizin yorumunu direkt okuyorum. Bak Batu ay ve Zaitz. Aslına bakarsanız Batu ay ve Zayt'sın e, bileti kesildi desem Diyorsunuz ki hocam kesilsin tabi oynamasın. Bak Zayt'si en çok eleştirenlerden biri benim ha. Onu da söyleyeyim. Ben hatta ısrarla söylüyorum. Ben devre arasında Fenerbahçe yönetimi yerinde olsam Zayt kapıyı gösteririm. Lincoln en yani Lincoln en monte ederim takıma. Lincoln Zayt'san daha kaliteli topçudur. Ama burada meselemiz o değil. Burada ne biliyor musunuz? Takım çok güzel giderken. Takım bir e, ritim tutturmuşken pozitifliğe değil de negatifliğe odaklanmaktan bahsediyorum. Bak karşındaki yayıncı kuruluş bile senin attığın gol öncesindeki pozisyonu gösteriyor. Golü göstermiyor. Senin karşında bir yedi düvel olmuş. Senin dik durman lazım. Bir kardeşimizin yorumunu okuyayım. Batşua eleştirisini bu kadar uzatmayın. İrfan Can Kahveci'nin kazanıldığı bir ortamda. Şimdi bu haksız mı? Ben size hakikaten sorayım. İrfan Can Kahveci arkadaşlar satılsın mı desem? Bugün kafanız soru işaretleriyle dolu. İrfan kazanıldığı bir ortamda İsmail hocamız Batşuay'ı kazanmayı sonuna kadar deneyecektir. Yedek forvetimizin aşırı dozda eleştirilmesine katılmıyorum demiş. Bu sene kazanma senesi kaybetmek yok. Ha olmuyorsa ara transfer geliyor. Fenerbahçe menfaatleri için ne gerekiyorsa yapılır. Şu durumda ara transfere kadar Batşuay konusunda ağır eleştiri yapmanın bir faydası yok demiş. Ben 12 numarayı da e, etiketledim. İnşallah adam yerine koyup etiket dediğim gönderiye bakarlar. Ya da hani onlar da retweet diyeyim. Gerçi Twitter değil artık bu adı ama onlar da inşallah e, hani, kullanırlar diyeyim. Şimdi Batshuayi de Her ikisi de yedek futbol. Şimdi ben kendi yorumumu okuyayım. Her ikisi de yedekliğin verdiği o oynamama sıkıntısını çekiyor. Yedeklik böyledir işte. Orada durdukça top oynamayı unuttum dahi derler. Bizim şunu anlamamız lazım. Zayt'sın yerine girdiği isim Şimanski. Yani gol beklentisi yüksek bir 10 numara. Anladınız mı? Zayt'sın savunma katkısı ön planda olan, bak Zayt'sın savunma katkısı ön planda olan bir 8 numara. Yerine girdiği kişi Şimanski. Batshuayi'nin yerine girdiği isim bazen 9, bazen 10, bazen geriye gelip oyun kuran 8 olan Ceko. Oysa Batshuayi sadece kılçıksız 9. Kanat forvet bile değil. Elbette goller kaçacak. Elbette şutlar avuta gidecek. Elbette düşüşler olacak ama bize düşen futbolcularımıza sarılmak ne olursa olsun sözleşmeli futbolcularımız. Misal Umut Nair. Arkadaşlar Umut Nair'in Fenerbahçe'de hala golü yok. Geldi geldi bir gol daha atamadı. Ama varlığı yetiyor. Böyle düşünelim. Bak her şey iyi giderken kendi kendimize kötü gündemler üretmeyelim. Yani haksız mıyım? Lütfen dedim haksız mıyım? 12 numara haber, 12 numara Lake of Tears, Fener, Fenerbahçe hesabı dedim. Henüz bir şey gelmedi. Bakın ya Sabuncuoğlu bence söylemlere dikkat etmeli. Yani Fenerbahçe'yi kafasında bitirmiş. Devre arası kesin yolcu. Yani bu cümleler biraz sıkıntılı cümleler. Ha, bak ben bunu derim. Benim hitap ettiğim kişi kitle belli. Anlatabiliyor muyum? Beni hitap ettiğim kitle belli ama yani şimdi Fenerbahçe'nin heybeti taraftarından gelir. Unutmayın. 16 maçlık seride sağdaki yıldızlarımız kadar parlayan, rakibe kabus gibi çeken, takıma ekstra güç katan bu taraftarın karşısında durabilecek hiçbir güzel yok. Güzeller içinden bir seni seçtim diyor. Ee, Fener hesabı. Ayetullah Bey hesabı. Şimdi arkadaşlar dediğimi anladınız değil mi? ayı, hocam pek ay devre arasında gidecek mi? Zayt gidecek mi? Bana sorarsanız %100 gidecek ikisi de. Hocam sen az önce diyorsun ki yüklenmeyin bir şey yapmayın %100 gidecek. İkisi de %100 gidecek arkadaşlar. İkisi de %100 gidecek. Yani %100 gidecek ikisi de. Bu arada kural kitabına göre ne demiş Deniz Çoban? Kural kitabına göre bu penaltı demiş. Evet. Ya Savuncuoğlu Napoli Ferdi Kadıoğlu'nu Kasımpaşa maçında takip etti. Doğrudan teyit ettim demiş. Napoli Ferdi Kadıoğlu. Bir şey söyleyeceğim. Bak. Bak şu ayı 10 milyon euro verirseniz devre arası satarız. Zayt 4 verirseniz satarız. 14. Verdiye de 30 verirseniz toplam 44 milyon euroya üçünü de satarız. Kabul. Hocam biz Ferdi gibisini bulamayız. 30 artı sonraki satıştan %50 pay. Veriyorlarsa verelim. Hiçbir sıkıntı değil. Yani Bahattin Duran bu pozisyon kural kitabına göre penaltı bana göre yumuşak bir temas ama buna kimse penaltı değil diyemez demiş. Deniz Çoban diz temasına Ceko değil Yasin sebep oluyor. Bu pozisyon penaltı demiş. Ben demiyorum. Yani ben demiyorum. Bak ben vermem diyorum. Görüyorsunuz bak hakemler ne diyor. Yani işi bana bırakmayın. Hakemleri görüyorsunuz abi. Gördünüz mü hakemleri? Şimdi Fenerbahçe devre arasında skorer bir kanat alacak bence demiş Yağız Sabuncuoğlu. O zaman şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de Zayt ve Patshoy gidiyor. Kanat forvet geliyor diyelim. Nasıl? Yani Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, benim haberime göre değil ha. Onun haberine göre. Bak ben bir daha söylüyorum. İşleri iyi giderken kötü gündemler üretmemek lazım. İyi de Mustafa hocam sen başlığa bunu koyuyorsun. Nasıl kötü gündemler üretmeyin? Arkadaşlar ben size derdimi nasıl anlatacağım? Başlığa neyi koymam lazım? Bakın buyurun siz söyleyin. İsmail Kartal açıkladı. Hangisini koyalım? Ligin lideriyiz. Derslik cevap. İsmail Kartal'dan derslik cevap ya da yine derslik cevap diyeyim ya da büyük kapak diyeyim. İsmail Hüseyin açıklaması var. Futbolcularımız değerlendirdi. Bekan'ın açıklaması var. İsmail Kartal'a 3 eleştirim var şampiyonluktan edebilir diye. Fenerbahçe tak karşısında takımların gol beklentisi. Batshuayi zihninde bitirmiş. Devre arasında skorer kanat. Gidecekler gelecekler. Hadi arkadaşlar siz videonun başlığını siz belirleyin. Gerçekten bu konuda da çok hassasım. Yani yapamıyorum. Beceremiyorum ama elimden gelen başlıkları atmaya çalışıyorum. Sizler izleyin yeter. Sizler beğenin yeter. Ee, üyelik hediyesini sürekli veriyoruz. Arkadaşlar eğer 15 liranız varsa deneyin. Bir aylığına deneyin üyeliği. Bakın bakalım üyelik nasılmış. Zaten bir aylığına denerseniz 12 aylığına en az 12 aylık üyesiniz. Ben size söyleyeyim. Merak etmeyin sistemden çıkış yok falan filan değil. İsteseniz de çıkmazsınız. Çünkü bir aylık üyeliğin tadına varın. Ben eminim. Bir ay sonra bana diyeceğiniz cümle şu olacak. Hocam bu üyeliği daha önce niye söylemedin? Üye olmayan cimbomlu olsun deseydin. İnan ki olurdum. Keşke deseymişsin diyen arkadaşlar oluyor. Ben karışmam. Sizin bileceğiniz iş. Milli araya girdik. 14 gün maçımız yok. Cengiz Emre Mor iyileşecek. İrfan Can bir yere gitmedi. Mert Müldür çalışmasını daha da sürdürecek. Ve Kao Serdar Aziz Osterwolde çok güzel bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. E, Crespo, Gaitz, Mert Hakan Yandaş burada. Joshua King burada. Emre Mor, Cengiz Ünder iyileşecek inşallah. E, Kent burada. Yani 4 tane kanat oyuncumuz. Hazırlık yapacak. Umut Nair Forvet'te hazırlık yapacak. Yani güzel bir şey var. Hazırlık maçı sıkıştırır mıyız araya? Bilmiyorum ama sıkıştırmayız diye düşünüyorum. Şu an bir dinlenme bolundayız. Dinlensinler. Hak ettiler arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Gör